bütün nodüllerde genellikle nodül çapına göre iğne biyopsisi dediğimiz tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıyoruz. Genellikle önerilen nodül çapı 1 santimetreden büyükse ve bu bir soğuk nodülse buna muhakkak tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıyoruz. Biyopsi sonucuna göre eğer bu nodülün biyopsi sonuçları malign kriterler taşıyorsa, kanser riski taşıyorsa bunları hemen cerrahiye veriyoruz. Eğer yapılan biyopsi sonucu kriterlerimiz iyi huylu nodül lehine ise bunları yatıp bir tedaviyle işte tiroid hormonu vererek takip ediyoruz belli vakalarda veyahut da sadece ultrasonla ve tahlillerle 6 aylık kontrollerle izliyoruz. Bir de burada nodülün çapı önemli tedavi için. Eğer bir nodülün çapı 3 santimetreyi geçiyorsa, kişinin ailesinde tiroid kanseri anamnezi hikayesi varsa, eğer bu kişinin gençliğinde boyun bölgesine radyoterapi uygulanmışsa, bunlarda kanser riski çok arttığı için direkt cerrahiye verebileceğimiz vakalardır. Eğer biraz önce söylediğim gibi nodül 1 santim üzerindeyse, yani 1 santim 3 santim arasıysa bunlar direkt iğne biyopsisinin sonucuna göre karar verilir. Ancak 2,5-3 santimin üzerindeki nodüllere gene biyopsi yapmakla beraber direkt cerrahiye vermek daha mantıklı görünüyor.